Ben senin yerinde olsam işi gücü bırakır bir tek şarap işiyle uğraşırım. Sizin şaraplar yıllardır ortadan gidiyor. Kaliteyi artırmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Esas para kaliteli şarapta. Ama şarapla uğraşmak için o işe aşk duymak lazım. Aşk. Babam da hep böyle söylerdi. Ama biz bir süre işe bölünmüş olduğumuz için o konuyu ihmal ettik. İşleri ayıracaksınız. Herkes her şeye koşturmayacak. Bana bir hafta verin. Sizin şirketi 5 dakikada yola sokayım. Tabii bak bizim şirketlere. Mum gibi hepsi. Ne var? Mum gibi tabii. Ben sevdiğim işi yapıyorum. Daha fazla para kazanmak istesem kazanırım. Böyle yaşamak benim seçimim. Ama senin abin iktidar hastası. Her şeyi elinde tutmak istiyor. Sana da sağa sola koşturmak kalıyor. Babacığım, Seyhan'ın işleri onu ilgilendirir. Neden her seferinde bu konuları açıyorsun? Babanın da hayattaki en büyük zevki bu Lale. Bırak. Ben sizin iyiliğiniz için konuşuyorum. Akılcı bir şey söylüyorum. Yoksa bana ne? Beni sizin hayatınızdaki aksamalar niye zevklendirsin? Sen beni hiç tanımamışsın Seyhan. Her şeyi sırasıyla bir yola sokacağız. Süleyman baba. Önce şu ev işini halledelim de. Narlı konağı görmeye gidelim mi? Aman ben karışmam. Gidin bakın. Sonra bütün ailen başıma üşüşür sen sebep oldun diye. Oğlum koca konak yetmiyor mu? Biraz yer açın kendinize. Orası herkese yeter. Aa. Anne sen gidip nerelere uygun konağın bir bak istersen. Babam da yarın şirkete gitsin. Bu böyle olmayacak. Bak. Çok güzel abi. Evimizin mutena bir köşesi. Evet, senin köşen. Bu kanat sırf sizin oluyor. Ne oldu, yine bir olay mı var? Lale, balkonun bu tarafını siz alın diyorum ben. Üzerini kapatalım bu balkonun, kocaman bir salon yapalım. Yana da 2 büyük oda. Merdivenleri bir daha düzenleriz. Ayrı kapı falan da açarız isterseniz. Arkadan sokağa merdiven inebilir. Harika olur Seymen abi. Ama... Böyle bir harcamaya gerek yok abi. Hem konağın orijinalitesini bozmayalım. Biz çok uygun bir ev bulduk kendimize. Buraya da çok yakın. Tamam, unut. Seymen nereye? İşe. Çalışıyorum biliyorsun. Abi böyle davranmana hiç gerek yok. Tamam, unutun dedim. Ne oldu gelinen böyle olanlara? Aman ya, ayrı ev daha var. Şunu salona götürsene sen. Ya bu kadar tatsızlık olacaksa kalalım Seyhan. Oyun mu oynuyorsun sen ya? Ayrı ev diye tutturan sensin. Ben sorun çıksın istemiyorum. Sen de istiyorsun sanıyordum. Ben hayatımda hiçbir şeyi öyle o kadar çok istemedim Lale. Böyle bir adetim yok. Bu o kadar belli ki zaten. Bu yaşamınızla ilgili enerjiyi nereden buluyorsunuz Bahar? Yani öyle olsun veya böyle olsun diye kararlar alırken hangisinin ağır bastığını nereden biliyorsunuz? İçinde sessiz kıpırtısız bir göl var senin Seyhan. Ölüm demek istiyorsun. Hayır, değişikliklere karşı direndiğine göre ölü değil. Henüz umut var. Lale ile tanıştığımda birkaç gün tekrar kıpırdar gibi olmuştu. Ama hızla eski halime döndüm. İçimde herhangi bir durumla veya kişiyle ilgili öyle kayda değer bir duygu yok. Depresyondasın Seyhan. Ben uzman değilim ama duyduğum bildiğim kadarıyla bu durum bu. Bunun bir çaresi var biliyorsun. Bir doktorla konuşman lazım. Böyle yaşayamazsın. Neden? Böyle çok iyi. Olaylar üzerimden bana değmeden akıp gidiyor. Hayır, çok yanılıyorsun. Bu halin aslında çok zayıf olduğunu gösteriyor. Böyle korunmasız bir ruh durumunda daha fazla zarar görüyorsun. Bir an önce toparlanmalısın. Kendine zarar verdiğin gibi yanındakileri de mutsuz ediyorsun. Kimseyi mutlu etmek istemiyorum. Kendimle de ilgili böyle bir derdim yok. Sadece rahat bırakılmak istiyorum. Annem, Lale ve abim tarafından. Sadece huzur istiyorum. Bir bitki gibi. Evet, bir bitki gibi Bahar'cığım. İnsan olmak çok yorucu. Tek kayınbiraderim sensin. Sen de bitki olmayı seçersen ben ne yaparım?
suyumu, gübremi ver, bir de gölge et. Kocanı da benden uzak tut. İkide bir gelip dibimi eşelemesin.